İzmir'deki bahçemizi bu kadar neden mi çok seviyorum? Neden bu kadar huzur buluyorum? Boşuna sevmiyorum. Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Gönül dostlarım, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz İzmir'deki bağ evimize. Bugün gene şöyle sabah kahvaltısına başlayacağım vloguma. Bu nedir? Bu taze soğan arkadaşlar. Taze soğanları iri iri şöyle doğradım. Bahçenin taze soğanları. Kavuruyorum. Birazcık kavuracağım. Öldüreceğim. Yeter kadar kavruldu. Yıkayıp kuruladım. Yumurtaları üzerine kırıyorum. Tuz attım. Soğana tuz attım arkadaşlar. Gösteremedim. Birazcık beyazı pişsin yumurtanın. Kahvaltıya süper mi? Süper harika oluyor arkadaşlar. Yumurtanın birazcık beyazı piştiği zaman şöyle karıştırıveriyorum. Karıştırmaya da biliriz. Biz önceden karıştırmazdık. Yumurtanın birini bura, birini bura. Kaç kişiysek böyle birer tane yumurta kırardık. Bugün karıştıracağım. Evet, taşlaşasıya kadar pişirmeyeceğim. Ateşten alacağım. Süper bir kahvaltılı oldu. Bunu derhal ateşten almam lazım. Evet, şurada demlesin. Kırmızı biber. Pul biber ekebiliriz. İstediğiniz baharat ekebilirsiniz üzerine arkadaşlar. Değerli sevgili takipçilerimizden bir tanesi Ülker abla, geçen sene kavanozlara yaprak basmıştınız kuru kuru, nasıl oldu, küf oldu mu, bozulma oldu mu diye sormuş. Gösterir misin demiş. Tabii ki de geçen sene bunları baharda Züleyha arkadaşımla ikimiz yarımlık bütünlük kavanozlara 5-10 tane basmıştık. Birkaç tanesini kullandık, çekim yapamadım. Şöyle görüldüğü gibi kavanozun kapakları sıfır kapak kapatmıştık. İyice vakumlamış. Böyle elimizle açmamız zor. Şöyle sert bir zemine tık tık vuracağız. Vurduktan sonra kapağı açıyoruz. Evet, bakın. Bozulma yok. Küf yok. Hiçbir şey yok. Şöyle mis gibi. Mis gibi de kokuyor. Ne yapıyorum? Tabağı alacağım. Bir geniş derin çanağın içerisine alacağım yaprakları. Mis gibi. Taptaze. Hiçbir şey yok. Görüldüğü gibi. Çok güzel. Birkaç sefer geçen seneki videolarda böyle göstermiştim. Kuru yaprak sarıyoruz filan diye vlogların içerisinde. Yeni gelen takipçimiz isteği üzerine tekrardan böyle gösterme gereği duydum. Bunları böyle açacağım. Şöyle açtıktan sonra üzerine kaynar su döküyorum. Tamamdır. Delikli süzgece koyarak suyu süzüldüğünde saracağız. Hepsi bu kadar. Çok güzel.
cam kavanozda olunca da bir o kadar sağlıklı, taptaze, sanki yeni dalından kopmuş gibi güzel oluyor. Bahçeye çiçeklerin içine güneşe oturdum, güneşleneceğim. Biraz güneş gıdası alalım. Kuş sesleri, arı sesleri, böcek sesleri. Gönlümüz gözümüz açılsın bahçede şöyle. Çiçeklerin, hardal çiçeklerin arasında. Ne güzel, ne güzel. Çiçeklerin, yeşilliklerin arasında, kuş seslerinde şöyle temiz havada, açık havada sarmayı sarayım dedim. İçeride sokulup durmayayım diye şöyle bahçeye geldim. Küçük tencereye saracağım zaten. Akşama yeyimlik. Akşama yeyimlik olacak. Hava soğuk mu? Biraz soğuk. Üst üste yelek giydim. Çok donmuyorum. Donulmuyor yani. Hani şimdi güneş var. Güneşe oturdum. Güneş battığı zaman çok soğuk olacak belli. Kapının kilidi bozuldu. Şahin de kilit yapıyor. Tang tang diye. Ben de yemek hazırlamaya çalışıyorum. Birazdan fırını yakacağım. Fırına bir şeyler koyacağım. Yani kuzineyi diyecektim. Kuzine sobanın fırına koyacağım. Ege ya. Ege. Şey İzmir. Gündüz sıcacık, gece buz tutar. Gündüzünde de böyle oturuyoruz. Dışarıda. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, sıkıntı, sorun yok. Çok şükür. Sizlerin duaları sayesinde, sizlerin güzel dilekleri sayesinde bizde bir sıkıntı yok. Sizler de iyisinizdir umarım. Bu sene asmalar aşmakta geç kaldı. Geçen sene bu ayda videoya baktım ben, bu tarihte. Bizim erken eren 40 gün dut bayağı bir yapraklanmış değil, yemyeşil olmuş. Bu sene daha kas kara, kara kesme, hiçbir şey yok. Bir şey yok. Açılmadı yani kış. Hem çetin geçti hem de yaz geç gelecek sanırım. Olsun bakalım, vardır bunda da bir hayır. Geç gelir, geç biter yaz belki de. Rabbim bilir. Neyler eylerse Allah'ım güzel eyler, değil mi arkadaşlar? O bilir. Benim en çok asma yaprağımda sevdiğim yöntem bu. Kavanozdaki yöntem oldu. Geç öğrendim ben bunu, çok sevdim. Çünkü tuz yok. Hani tuzsuz bile pişirecek olsan pişirirsin. Salamura çok tuzlu oluyor. Dolaba koyduğumuz da güzel oluyor. Dondurucuya dondurduğumuz haşlayıp da o da güzel oluyor da. Kavanozlarda da hani dolapta yeri olmasa bile kavanozlara yap, kenara koy. Buzluğa koymamıza gerek kalmıyor. Sadece sıkı bir kapak olacak. Aman tövbe. Yeni kapak. Bizim evde Şahin tak tak ediyor, kilit yapıyor. Kapının kilidi bozuldu dedim ya. Şurada ileride de komşu. İleride de komşu tang tang yapıyor. Bugün tamir işi var galiba mahallede. Olsun bakalım, hayatın gerçekleri bunlar. Gerçek hayattan kesitler diyelim.
bizim şeydi, tüylü gibi yaprakları, kara üzüm, çekirdekli üzüm yaprağı. Bu da güzel oluyor. Ekşi ekşi oluyor manyoş. Olanın kötüsü olmaz. En kötüsü yokluktur. Olanın da böyle. Ne pişireceğim deyip daraldığımızda da akşama bir yeğimlik hemen sarma sarı veriyoruz. Çocuklar sevdiği için, onlar için bu en iyi yemek. Özlem için. Geçen gün lahana sardık. Ben yaprağı daha çok seviyordum dedi. İyi, ben de bugün dedim hem yaprağı sarayım, hem de takipçimiz istemişti. Göstermedin Ülker abla diye. Ben gösterdim, görmemiş. Demek ki takipte değildi. Olsun, canı sağ olsun. Görmeyince biz de bir daha yaparız. Anlamayınca, sorunca bir daha söyleriz. Bizim işimiz bu. Sizler iyi ki tanımışım, iyi kilerim. Sizden çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Boşuna huzurlu bahçem demiyorum buraya ben. Boşuna demiyorum. Huzurlu. Şöyle açan rokalar, açan bakla çiçekleri, baklalar döküyor. Döküyor demek, bakla sebzesini veriyor demek. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Gündüz güneş yakıyor. Gece soğuğu donduruyor. Huzur bahçem, huzur. Özlem kadar kalem gibi, böyle incecik, ince ince kalem gibi saramasam da ben de sardım. Yaprak arttı, iç bitti. Bunları dolaba koyabiliriz. Başka zaman sarıp kullanabiliriz. Kapak. Evet. Hemen alıp gidiyoruz içeriye pişirmeye. İnnelik leva, taze taze. Bahçeden yenilebilir yabani otları da toplayacağım. Garginnesi. Al. Çoban çantasının tazesi. Evet. Deli turpotu. Süper olur. Acı marul, acı günek, sakız otu, hindibanın farklı çeşidi dedikleri yöre yöre şöyle. Bunu da aldık. Çeşitleri gösteriyoruz. Sorular vardı. Sorularda sevgili değerli ailem, YouTube ailem, bu topladığınız otlar karışık olarak kar vulur mu, yenir mi? Evet, kar vulur. Karagavuk, sakız otu, acı marul, acı günek denilen, bu da gene turp otu, tazesi daha küçük. Hepsi karışık kar vulur. Dikenin tazesini bulursak bakalım, şu taze mi? Evet, taze. Batmıyor bak elime. Dikenin tazesini de karıştırabiliriz. Hem haşlayıp salata, yağlı limonlu, hem kavurmalı, yumurtalı, bunların hepsini yapabiliriz.
Otu çok sevdiğim için ot toplamak bana huzur veriyor. Gelincik. Gelin çiçeği. Gelincik. O da çok güzel olur. Kuytu yerdeki otlar daha yeşil, daha canlı, daha güzel. Cimcime, kuş otu. Dinde güzel, dağ marulu, sulu ot. Bir sürü adı var bunun. Salatalarda çok güzel olur, çiğ yenir. Börek yapılır, gene de haşlayıp, yağlayıp limonlarız. Hepsi olur. Çiçekler açtı, sarı sarı çok güzel. Kara hindibanın başka bir çeşidi bunlar. Arı otları açtı. Her ne kadar don olsa da geceleri, buz tutsa da suları, arı otları açtı. İşte sarı sarı çiçekler açtı. Ne kadar don olayı olsa da kuytu yerlerdeki otlar yemyeşil kalabiliyor. Bu da insana mutluluk veriyor kış ayında, soğuk günlerde. Değil mi arkadaşlar? İzmir'i bu yüzden seviyorum. Çünkü don olsa, buz olsa yemyeşil. Ortalık yemyeşil oluyor. İşte bu yüzden İzmir çok güzel. Kış ayında bile yiyecek şöyle taze taze innelik. Şöyle taze innelik otu. Şöyle yenilebilir yabani otlardan bulmamız imkansız. Toplayacağım şuna bak. Tazecik innelikler, turp otları, hardal, çoban çantası, kuş otu, gelincik. Her şey, her şey, her şey. Bu doğa mucizesi, şifa deposu otu bulursanız kaçırmayın. Şöyle. Bu nedir? Kara hindiba. Bak. Kara hindibanın şöyle sarı çiçeği oluyor. Daha çok açmamış. Çiçeği burnunda taptaze. Şöyle çiçeğinin sapını kopardığımızda içi goğuk. Ve tel tel. Kara hindibanın doğada birkaç çeşidi var. Hakiki kara hindibanın kökleri kalın. Yaprakları sakız odu, garagavuğa benziyor. İkisi aynı şey değil. Farklı farklı şeyler. Biraz da kökleri çok derinde oluyor kara hindibanın. Şifası saymakla bitmez. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Duvarın diplerinde kuytu yerlerde böyle çok canlı, güzel bir şekilde büyümüş. Mutlu oldum ben ya. Bunları buldum diye. Seviniyorum otları bulunca. Buraları çok don değmemiş, aman rüzgar vurmamış, üşümemiş. Üşümemişler. Tertemiz ayıklarım sapını çöpünü. Mis gibi. Doğa harikası, şifa deposu, şifa kaynağı. Lezzetli otlar, yabani. Bunu buraya ayarlık olmamış ülke. Vay. Azıcık bunu es kosa, sıfır yapmış o şeyini. Soba kütür kütür yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sarmanın suyunu koyacağız. Bu göğem suyu. Biliyorsunuz sarma ekşiyi çok sever. Şöyle göğem meyvesinin suyunu koyduk. Ne yapıyoruz?
kapak böyle kapanması gerekiyor ya. Sarmanın üstüne sarma kapağı koymayacağız. Bunu ters kapadığımız zaman bu görevi görecek. Şöyle bastıracak. Tamam. Kaynasın. Biraz çok koyduk galiba suyunu ya. Yok. Pirinç pişer herhalde. Tamam. Biraz düşüyor olsun. Öyle mi? Tamam. Önce pişsin. 175'e ak getirdim o zaman. Ha, 170 de bir 600. Tamam. Pişsin. Sonra açtım. Üzerine kızartmak için şey yaparız. Tamam. 200'e getir veririz. İçinde bir şey olmaz çünkü börek. Börek yok. Yok tamam. Yapmayalım sonra içini. Yok. Kızasıya beklemeyen tamam. Bunu ya. Kızmadan ha? Koyan börek değil ya bu. İyi o zaman. Hemen koyalım. Koyalım o zaman. Ülker'in kabağı. Ülker'in kabağı. Şahin'in ne kabağıydı bu? Bu benim hobi kabağım yani. Hovari mi diyordum? Hovari. Uzattık şöyle Ceyran'ı üçlüyle. Evet. Üçlü mü deniliyor buna? Evet. Tamam pişsin. Hadi bismillah tamamdır. Sarmamız da sarıldı. Evet. Pişsin bolca. Aynen. Eline sağlık. Teşekkür sağ ederim. İmdadıma yine yetiştin. Evet. Yine yetiştin. Kapının kilidi oldu. Çok vallahi uğraştık. Vallahi elimi balımı vurduk ya. Şey duymuyor. Denk gelmedi o kilidi ona. Aynı fabrikanın ama böyle yarım saatin farklı yani. He. Ondan şey diyor. Abim abi çağırırız kaynak makinesi vay onun düzeltiriz canını şimdi sıkma. Şimdi oldu ya şimdi kilitleniyor. İleriki en zamanlarda tamir ederiz. Yani. Ederiz. Kilitleniyor da rahat dilli geçmiyor işe yani açıp kapanınca kendi kapanmıyor yani. Olmadı şey ettin ya yapma boşver olmazsa olmasın. Yok şimdi kilitleniyor bir sıkıntı yok. Sadece tamam. Böyle vurunca kapı kendinden dil aşağıdaki dil geri kaçıyor tutmuyor yani. He. Şahin şu dal kesilecekti bak şu dut. Bunu hemen keselim Kenan'ım. Aha bak. Şu yeni gara destere. Yeni destereyle mi? Aha. Tamam yanında. Aşıyı kırar mı acaba Şahin? En ucundan mı? Hemen olacağı zaman bir şey ederim. Dikkat et Allah korusun. Sıyırmasın ha. Kalemi kıracak. O zaman. Dikkat yapabilir. Et. Dikkat et. Ha, dikkat et aman Allah korusun. Bura takılı gerçi düşmez bak. Ha. İyi oldu. Zamanı geçiyor budama zamanı. Otları topladık geldik de hava soğuk olunca içeride temizleyelim dedim. İçeride köklerini, saplarını çöplerini temizleyin. Sevgili arkadaşlar şeyi bulunca kara hindibayı bulunca hiç kaçırmayın. Yiyin bol bol ilkbahar ayında yiyin. Çok faydalı çok. Uzmanlar anlatıyor. Benim aklım duruyor böyle faydalarına. Ne güzel. Biz zaten yiyoruz da siz de yiyin. Güzellerim, canlarım. Sordunuz ya. Gösterdiğin yenilebilir yabani otların hepsi bir arada kar olur mu? Salatası olur mu? Böreğe olur mu? Olur. Hepsi böyle karışık kıyılır. Önce toplanır, tertemiz yıkanır. Sonra karışık şekilde kıyılır. Kıyılır ve İster kavurun, yumurta kırın, isterse soğanla yumurtasız yapın. Ben yumurtalı pek sevmiyorum, sade seviyorum. Ve bir de haşlamasını seviyorum. Kaynar suya hafiften az bir suda buhar gibi haşlıyoruz. Haşladıktan sonra soğuk suya tutmuyorum.
Zaten suyu azıcık oluyor. Başına yağ, limon, ekşi, bolca nar ekşisi olur. Pul biber, karabiber ekip böyle salatası çok güzel oluyor. Böyle seviyoruz. Kavurma da yaptık. Birkaç yo bayağı yaptık. Börek yaptık. Kara hindibağları kavurma için. Onları tuza banacağız, banacağız, yiyeceğiz. Ekmeğe düreceğiz yani. Ekmekle. Hafiften kara hindibağı acımsı gibi oluyor. Hafif acımsırak yani. Acımsı, acı değil de acımsırak oluyor. Bütün şifalı her şey hafiften acımsırak. Diken ne kadar acı. Diken tohumu. Ama şifası saymakla bitmiyor. Canlı yayında söyledim. Şahin video kanalında da burada da söyleyeyim. Sarnıç'ta oturan güzel kardeşim. Güzel yürekli takipçim. Bal çubuğu istemiştin. Bal çubuğunu hazırladım. Bekliyorum aramanı. Bekliyorum yani. Şuraya getir, buradan alayım, şuradan alayım demeni. Gerçekten bir sürü demetledim. Bekliyorum. Kesilmeden önce güzellerinden, çelik olabileceklerinden şöyle ayırdım, aldım. İnşallah duyarsın sesimi de. Sesimi duy diyorum, duy. Ne kadar güzel bir şey. Üremesi herkeste olması, heves eden herkeste olsun. Çok güzel üzüm. Çok güzel böyle. İri iri çekirdekli, sulu sulu oluyor, dayanıklı oluyor bir de. Kış üzümü değil, yaz üzümü de çekirdekli iri sultaniye deniliyor. Budamıştık, Yahya bir de beğenmedi, tekrar budadı. Olsun, o daha iyi biliyor bu işleri. Eskiler, eski insanlarımız daha iyi biliyor. Ot varsa ben mutluyum. Ha, taşıyor benim sarma. Abu, casıl 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 casıl. Taşıyor. Taşıyor. Ne taşıyorsun sen? Dolu geldi galiba. Şöyle yarım mı kosam ne? Tamam, taşmaz. Taşmaz şimdi. Otları böyle böyle ayıracaksın. Tertemiz yıkacaksın. Yıkadıktan sonra da haşlayacağım. Sonra ufak ufak keseceğim. Otları cinsi cinsine ayırdık. Bunları haşlayacağız. Haşlama salata. Bunu çiğ yiyeceğiz. Kara hindibağının tazesi. Bir iki çiçekli vardı ama genelinde taze şöyle... duvarın dibinde, daşların dibinde don vurmamış, yel vurmamış, bunlara soğuk almamış, böyle güzel güzel olmuş. İşte bu ot, şöyle iyice gösterelim. Bunun adına farklı bir şey diyorlar. Biz buna kara hindiba diyorum ben. Ama acı günek. Acı günek diyor buna şeyliler, Afyonlular. Züleyha da keklik otu diyor. Şöyle görülüyor. Bunlar çöp. Bunlar da kabak salatasına doğuracağız. Salataya. Bunları çiğneyeceğiz tabii ki de. İyice görüldü değil mi? Anlaşılır oldu şöyle. Toplar kanada gösterdim. Aha. Kökleri beyaz beyaz. Bakalım sarmamıza. Pişiyor. Bir bakayım ben. Ama. Ne alemde. Neyse daha bir şey yok, pişmemiş. Pişiyor. Çok üşüdün değil mi? Evet Ülkenim, hava buz gibi ya. Bak çiçekleri don vurmadı, gördün mü? Bir güzel kokuyor, bir iyi de kokla bu yok. Evet. Şimdi ben içeride sarmayı pişirip otu haşlarken Şahin de ana yemeği yapıyor. Evet.
Oo, ana yemeği yapıyor, ne güzel olsun bakalım, hayırlısı olsun. Anne, Ayşe, babam ne yaptın? Aç havada sizler. Pişti mi ki bu Özlem? Pişmiştir annem, bakalım. Bakalım anam, bir bakalım. Of, oo, güzel bak. Güzel kokular geldi. Geldi. Dur bakalım annem. Oh, oh. Enfes. Süper oldu. Bol cevizli. Bol cevizli, ey. Bak şöyle görünüyor. Şurada. Çok güzel. Çok güzel. Kabak baklavası, evet, çok cevizli. Böyle çok güzel oldu. Şu güzelliğe bakın. Nar gibi kızarmış. Nar gibi kızardı. Afiyet olsun hepimize inşallah. Oh, yiyeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.